Herkese selamlar, merhabalar. İsviçre'den Emrah kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün size kendimi göstermeyeceğim. Nedeni de şundan dolayı, ben bugün sosyal medyadan bana gelen çok fazla aynı mesajı değerlendirmek istedim. Neydi bu mesaj? Abi, yakıt performansı. Açık klima mı, açık cam mı? Hangisinin yakıt performansı ne kadar, bunu değerlendirebilir misin? Dedim tabii, bu benim işim. Son zamanlarda araba videolarıyla alakalı almış olduğum olumlu tepkiler de bu videoyu çekmeme sebep oldu. Şimdi otobana gidiyorum. Otobanda bir petrol ofisine gireceğim ve orada tüm değerleri sıfırlayacağım. Araç kaç kilometre yakıyor ortalama, bilmem ne, bunların hepsini görebilmek için sıfırlayacağım bütün değerleri ve ortalama 90 kilometre hızda, daha doğrusu hızı 90 kilometreye sabitleyeceğim. 10-15 kilometrelik bir mesafe gideceğim ve duracağım. Bakacağız açık klimada ne kadarlık bir yakıt performansı göstermişiz ve sonrasında klimayı kapatıp camları açacağım. Aynı mesafeyi geri döneceğim. Ve o zaman ne kadarlık bir performans sergilemişiz, bunların hepsini birlikte değerlendireceğiz ve sonrasında konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi doğru otobandaki petrol ofisine doğru ilerliyoruz. Orada görüşürüz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, otobandaki petrol ofisine geldik. Şimdi petrol ofisine gireceğiz ve orada bir hazırlık yapacağız. Şunu söylemek istiyorum. Kullanmış olduğum araç 2011 model E90 kasa BMW 325. Araba 3000 motor, 218 beygir bir araba. Oldukça kuvvetli, güçlü bir araba. Bunu yani arabadan arabaya tabii ki yakıt performansı değişir ama ortalama alacağız biz. O yüzden dizellerde daha farklıdır, işte benzininde daha farklıdır gibi bir durum söz konusu olmayacak. O yüzden kafanızda bir soru işareti olmasın diye şu an bu konuşmayı yaptım. Biz hemen şurada ileride sağ tarafta bir duralım ve şu sıfırlama işlemini gerçekleştirelim. Ardından yolumuza çıkalım. Evet arkadaşlar, şu anda hemen şöyle bir kilometrelere bir bakalım. Şu an 9.2 litre 100 kilometrede diyor. Bunu bir sıfırlayalım. Şu an bu sıfırlandı. Bir de kilometremizi sıfırlayalım. Kilometremiz de sıfırlandı. Şu anda yolculuğa başlayacağız. Otobana çıktığım andan ve 90 kilometre hıza sabitlediğim andan itibaren yaklaşık bir 10-15 kilometre gideceğiz. Ve bizim sıfırlamış olduğumuz yakıt performansı değerini hemen bir kenara not edeceğiz. Ardından camlar açıkken geri döneceğiz. Şu anda klima gördüğünüz gibi hem yukarıya hem de direkt vuruyor. Şöyle klimaların hepsini açalım. Tamamdır. Klima da buradan açık. Üçüncü derecede 18-18 yapalım şuraları. Bütün camlar da kapalı. O zaman başlayalım bakalım. Haydi. Evet, şu anda otobana çıktık. Hızımızı 90 kilometreye sabitleyeceğiz ve ardından yaklaşık 10-15 kilometrelik mesafe kat edeceğiz ve bakacağız ne kadarlık bir yakıt performansı söz konusu. Şöyle hızımız 90'da sabitlendi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, petrol ofisinden sonra yaklaşık bir 10-15 kilometre yol gideceğiz dedik. Ama bize en uygun çıkış burası oldu. Şu an için 18,5 kilometre yol yaptık. Şuradan çıkacağız. Bir yerde, müsait bir yerde duracağız ve yapmış olduğumuz kilometre kadar yakıt performansı ne kadar onu göreceğiz. Hemen şurada müsait bir yer bulalım ve arabamızı durduralım. Ardından bir kilometre hesaplaması yapalım. Şöyle sağda duralım. Araba geliyor mu? Müsait. Devam edelim. Evet, şurası oldukça müsait. Hemen şu sol tarafta duralım. Ve toplamda kaç kilometre yol yaptık? Ne kadarlık bir yakıt performansı gösterecek bize? Bakalım ona bir. Evet,
Şimdi arabayı durduralım. Önce arabayı durdurduk, sonra arabayı tekrardan çalıştırdık ve 19.2 kilometrelik mesafede 8.4 litrelik bir yakıt söz konusu olmuş. 100 kilometrede 8.4 litre olarak gösteriyor. Şu anda klimayı tamamen kapatıyoruz. Şöyle kapatalım ve bütün camları derken iki camı birden açıyoruz. Camlar şu anda açık ve tekrardan bu değerleri sıfırlayalım. Gördüğünüz gibi 8.4 litre. Buradan sonraki durağımız tekrar petrol ofisi olacak. Petrol ofisindeki camlar açıkken bize göstermiş olduğu yakıt performansını göreceğiz. Hemen şu yakıt performansını bir sıfırlayalım. Onu sıfırladık. Kilometreyi de sıfırlayalım. Onu da sıfırladık. Ve tekrardan yola çıkıyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar şu anda camlar açık şekilde hemen geldik başlangıç yerimize. Şurada sağda bir yerde müsait bir yerde durayım hemen. Yapmış olduğumuz kilometreyi de ortalama yakıt performansını da şimdi size göstereceğim. Yalnız bilmiyorum siz gördünüz mü ama beni şok etti. Gerçekten beni şok etti. İnanılmaz bir fark var. Bu normal mi değil mi? Lütfen bana bunu söyleyin arkadaşlar. Şimdi siz de göreceksiniz. Hemen şöyle durayım. Hatta arabayı parka alayım. Arabayı istop edeyim. Ve tekrardan arabayı çalıştırayım. Az önce yaptığım gibi. Arkadaşlar bakın. Şu camları kapatayım. Dışarıdan ses gelmesin. Evet arkadaşlar. Şu an benimle birlikte sizin de gördüğünüzü düşünüyorum. 19.3 kilometre yol kat etmişiz. 4.7 litre. Ya bu inanılmaz bir fark. Ötekinde tam hatırlamıyorum, not almadım. Çünkü kamerayı hiç durdurmadım. Gidişimi gelişimi aynı kayıt altında tutuyorum. Eğer bir yanlışım varsa lütfen yorumlarda bildirin. 19.2 kilometre yol gittik ve 8.4 litrelik bir yakıt performansı vardı. Bu klima açıkken bize göstermiş olduğu bir şeydi. Siz söyleyin, göstergeydi. Ama şimdi camlar açık, klima kapalı. O şekilde 19.3 kilometre geldik ve 4.8 litre. Arada ne kadarlık bir fark var? Benim matematiğim çok iyi değil. Bu konuda beni aydınlatırsanız, aşağı yorumlara yazarsanız ve bunu şu şekilde düşünün. 20 kilometre diyelim biz bunu ortalama. Bu kadar fark varsa bir araba 1000 kilometrede ne kadar fark eder? Gerçekten açık camla gitmek mi yoksa açık klima ile gitmek mi, hangisi daha mantıklı? Bu yorumu sizlere bırakıyorum. Lütfen yorumlarda bunun üzerine tartışalım. Hep beraber birlikte görüşlerimizi, yorumlarımızı bildirelim. Ben gerçekten çok şaşırdım ya. İnanılmaz bir fark yani. 8.4 nerede? 4.8 nerede? Yarı yarıya bir fark. Bu arada araba çalıştığı için hala da şu an şey yapıyor. Litre artıyor. Yani durum bundan ibaret. Dediğim gibi arkadaşlar, bu arada ben şöyle geriden çıkayım. Hem birazcık sohbet edelim hem de artık eve doğru yol alayım. Hava da kararmaya başladı. Saatler 21.06'yı gösteriyor. İsviçre saati burada. Türkiye'de 10.06 geçiyor anlamına geliyor bu. Gördüğünüz gibi hava daha tamamen kararmış değil. Artık günler kısalmaya da başladı. Normal şartlarda saat 10-10.30 gibi böyle hava yeni yeni karardığı zamanlar oluyor. Arkadaşlar neyse, biz konumuza dönelim. Gerçekten bu fark beni inanılmaz şaşırttı. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu çok merak ediyorum. Lütfen ama lütfen yorumlarda bunu belirtin. Arabanın bir önemi var mı sizce? Birinci sorun bu. Arabanın benzinli olması, 3000 motor olması, 218 beygire sahip olması buna bir etken mi? Yani bilmiyorum ya. Gerçekten çok merak ediyorum. O zaman yorumlarda görüşürüz. Ben aşağıda sizi bekliyor olacağım yorumlarda. Yorumlarınızın hepsini teker teker okuyacağım ve birlikte sohbet edeceğiz inşallah. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada sizlere bir sorum daha var. Soru şu:
hangi arabayı test etmemi istiyorsunuz? Lütfen ama lütfen bunu gerçekten tüm ciddiyetimle, tüm samimiyetimle soruyorum sizlere. Hangi arabayı test etmemi istiyorsanız lütfen onu aşağıda yorumlarda bildirin. Ben de sizler için gideyim o arabaları deneyeyim, test edeyim. Kendi yorumlarımı, kendi hissiyatımı sizlere bildireyim. Dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın. Instagram hesabından beni takip etmeyi unutmayın. Hoş kalın, hoşça kalın. İsviçre'den kocaman selamlar. Şöyle mi sallamam lazım? Bay bay. Hadi hoşça kalın bakalım. Görüşmek üzere.